Pişmiş aşa soğuk su katmak diye buna derler. Alo, buyurun. Ben meraklı turşucu. Evet, benim efendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet. Derhal hareket etmemi mi istiyorsunuz? Emredersiniz efendim. Evet. Kiminle? Yorgo'nun saç salonunda mı? Peki, derhal hareket ediyorum. Süt kuzusu. Bir vodka ver Mastori. Peki parla. Buyur. Vay canına ya! Senin Adanalı Ali Cengiz olduğuna kalıbımı basarım. Evet, Ali Cengiz'im ben. Ama sen beni nereden tanıyorsun? 5 sene öncesini düşün. Hani Adana'da evinizin yakınında bir otomobil kazası geçirmiştim. Sizler beni evinize alıp tedavi etmemiş miydiniz? Vay! Demek o salatalık sendin. Bendim ya! Hadi bakalım, tekrar görüşmemizin şerefine içelim. İçelim anam babam, içelim. Bu gece küpelik oluncaya kadar içeceğiz. Ne dersin? Allah derim. Öyleyse buyur masama da orada neşemizi bulalım. Hı-hı. Mastori. Ha? Şimdi eğlence bitti oğlum. Ve beni iyi dinle. Üzerinde bulunduğumuz iş o kadar karışık ki. Mahiyeti nedir? Hı. Buyurun, buzlu rakınızı. Başka bir eliniz var mı? Hı. Ben de bilmiyorum. Yalnız bildiğim tek şey, bir hafta sonra Avrupa'ya bol miktarda eroin kaçırılacağına dair bir ihbar yapılmış. Ancak eroinlerin kim tarafından ve nasıl nereye kaçırılacağı bilinmiyor. Bu ihbarı kim yapmış? Geçen gece Balçıklı yakınında çeteyle ilişki olduğunu zannettiğimiz biri mesul bir kimse tarafından yaralandı. Herifi alıp hastaneye kaldırmışlar. Adam hastanede sayıklamaya başlamış. Sayıklamaları arasında kaçırılacak eroin işinden bahsetmiş. Sonra da cavlağı çekmiş. Daha başka malumat? Şimdilik hayır. Yalnız birkaç saat sonra bize mühim ipuçları verecek birini buldum. Onunla birazdan buluşacağım. Şimdi buradan çıkıp gideceğim. Sen gece yarısından sonra Kara Kedi Pavyonu'na gelip beni bul. Şimdilik eyvallah. Gene görüşürüz. Eyvallah. Ne emredersiniz efendim? Bir viski. Baş üstüne. Affedersiniz beyim, isminiz Asım mı? Evet. Sizi 3 numaralı kulübede telefondan arıyorlar. Peki, teşekkür ederim. Alo? Alo, kimsiniz? Emretmeyin. Bir duble vodka. Başüstüne. Hayrola beyim. Ne arıyorsun burada? Para yemeye geldim.
Biliyorsun bu sene pamuk mahsulü iyi para etti. Senin işlerin daima iyi gider. Bana bak, bizim Yiğitoğlu ite bir viski hazırla, sert olsun. Başüstüne. Buyurun. Anlayalım oğlum, hüviyet değiştirdiğine göre yeni bir dümen peşindesin galiba. Beni iyi dinle. Buraya bir işi tahkik için geldim. Benim kim olduğumu birine söyleyecek olursan anamdan emdiğin sütü burnundan getiririm. Anlaşıldı mı? Bu hususta hiç merakın olmasın abi. Hadi şerif. Şerefine. Bu piliç de kim? Necla, bu pavyonun şantözüdür. Sesi de o biçimdir ha. Nasılsın Necla? Teşekkür ederim. Necla, seansına geç alacaksın. Müsaadenle. Bu kadınla muhakkak tanışmalıyım. Çok hoşuma gitti. Onunla tanışma senin için hayırlı olmaz. Neden? O sadece cüzdanı şişkin erkeklere paslıyor. Bizim cüzdanın astarını fare kemirmedi ya. Yanındaki adam kim? Bu pavyonun sahibi Kenan Bey. Elini öptürdüğü öbür adam? Zenginin biri. İsmi de Uysuz Ahmet. Karıya da o biçim tutkun. Necla onu yolunmuş kaza çevirdi. Ama şimdi pas vermiyor. Onunla kırıştırıyor. Ne olursa olsun mutlaka tanışmalıyım onunla. Kolay abi, önce yeni yengemizin şerefine içelim. Neyse, şimdilik bana müsaade. Gidip müstakbel yengemize senden bahsedeyim. Anlayışlı adamsın ve selam. Eski anlayışlılardan kaç kişi kaldık ya abi? Soyunma odasından bir an bile çıkmadığımı söylersin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Salonun küçük ışıklarını da söndür. Thank you.
Kimsin? Ne istiyorsun ahbap? Böyle selamsız sabahsız girdiğim için kusura bakmayın. Dışarıda adam vurulmuşken burada konferans akdetmeniz bana biraz garip göründü de. Dışarıda öldürülen adam sizin dostunuz değil mi? Bana bak oğlum! Sen ne diye başkalarının işine o kırlasıya burnunu sokuyorsun? Burnum biçime girsin diye. Sen kimsin be? Rica ederim sinirlenmeyiniz. Bendeniz Ali Cengiz kulunuz. Adanalıyım. Buraya da şu yavruyla tanışayım diye geldim. Arkadaşım Ayyaş yarın bizi tanıştıracaktı ama dayanamadım kendim geldim. Ne alemdesin yavrum? Sizinle tanıştığıma memnun oldum Ali Cengiz efendi. Olabilir. Bir insanın bu kadar kolay itham edilemeyeceğini siz kendiniz de bilirsiniz. İnsan vurmak için tabanca kullanmak lazımdır. Halbuki ben hiç silah taşımam. Çünkü bazen kazayın elde patlayıverir. İnsanın başını derde sokabilir, öyle değil mi? Beni dinle yavrum. Bana öyle geliyor ki o herifi temizleyen her kimse makyaj odasının kapısından çıkıp ateş etti. Çok merak ediyorum. Acaba siz silah falan taşıyor musunuz? Ha? Burada ancak polis sual sorar. Başkası polislik yapmaya kalkarsa suratını pestine çeviririm. Yapılmışı var beyefendi. İstediğiniz kadar bakkalınızdan alabilirsiniz. Çek arabanı oradan. Çek git yoksa halim fena olacak. Pekala darılmayın canım. Ben çağrılmadığım düğüne katiyen gitmem. Gene görüşeceğiz. Sakın ben yokken yaramazlık falan edeyim demeyin ha. Herkesi toplayın. İfadeleri almak bak üzere karakola. Hadi. Ben pavyonun elektrikçisiyim. Necla Hanım piste şarkı söylerken onu ışıkla takip ettiğim için nazarı dikkati çeken hiçbir şey görmedim. Ahmet Bey'i tanımam. Kenan Bey de odasından hiç dışarı çıkmadı. Pavyonun nezih bir gece kulübü olarak bilinmektedir. Ve bugüne kadar da polisi ilgilendirecek hiçbir hadise olmamıştır. Cinayet hakkında hiçbir bilgim yok ve hiçbir şey görmedim. Zira ben Necla Hanım'ın odasına hiç çıkmadım. Öldürülen adamı tanıyor muydun? Hayır. Sadece pavyona gelip giden daimi ve iyi bir müşterimdi. Başka hiçbir bilgim yok. Peki. Dışarıda bekleyin lütfen. Hanımefendi siz buyurun. İstanbul'da ilk geceniz pek neşeli geçti. Bundan sonrası da daha eğlenceli geçecek gibi. Bana da öyle geliyor. Etrafta dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? İsminin sonradan Ali Cengiz olduğunu öğrendiğim dışarıdaki adam... ...ben şarkı söylerken maktulün birkaç adım gerisine kadar gelmişti. Hareketleri ve duruşu şüphe çekiciydi. Kımı bitirip odama gittiğimde Kenan Bey'le konuşurken aynı adam pervasızca odama gelerek şüpheli hareket ve konuşmalarda bulundu. Kenan Bey'i içeriye al. Başüstüne efendim. Maktulü tanıyor muydunuz? Hayır efendim. Siz makyaj odasında Necla Hanım'la konuşurken odanıza giren biri oldu mu? Evet. Kimdi? Ali Cengiz Bey. Pekala. Ali Cengiz Bey'i de içeriye alın. Başüstüne efendim. Ali Cengiz Bey, buyurun. Buyurun efendim. Necla Hanım şarkı söylerken siz maktulün arkasına kadar gelmişsiniz. Doğru mu? Evet, doğru ama... ...maksadım zannettiğiniz gibi değil. Görür görmez abayı yaktığım bu yavruyu daha yakından görmek, güzel sesini dinleyebilmek için. Bu yavru şarkı söylerken kulis kapısından ateş eden katilin gene aynı yerden kaçtığı kanaati bende uyandığı için soluğu koridorda aldım. Buna niye lüzum gördün? Küçüklüğümden beri polis romanları okumaya meraklıyım da. Peki, sonra? Koridorda yürürken kulağıma bu yavrunun elma şurubunu andıran sesi geldi, hemen içeri daldım.
İkisi beraberdi ve gayet soğukkanlı bir şekilde konuşuyorlardı. Ben de tabiatım veçiyle cinayet hakkında bir iki laf ettimse katil mi oldum yani? Pekala, gidebilirsiniz. Siz kalın. Sizinle işlerimiz daha bitmedi. Bu cinayeti niçin işlediniz? Alo? Alo? Ben komiser Vedat. Evet, burada efendim. Peki efendim. Emredersiniz efendim. Gidebilirsiniz. Sevgili Necla, bugün öğrendiğim şeyler beni korkuttu. Onun için seansından sonra muhakkak beni gör. Aksi halde bu bildiklerimi seninle konuşmadan evvel polise anlatmış olacağım. Hürmetler, seni unutmayan Ahmet. Asım Bey, barda görüşmemiz takip edildiğim için imkansız. Anlatacaklarımı ev adresine mektupla gönderdim, Ahmet. İkisinin işi de tamam. Güzel, yalnız Asım'ın evine gönderilen mektubu ele geçirmeliyiz. Siz o işi merak etmeyin. Bütün gün evini kontrol altında tutacağım. Bakıver telefona. Hı hı. Alo? Benim. Karakolda serbest mi bırakmışlar onu? Peşini bırakmayın. Kiminle temas ettiğini öğrenip bana bildirin. Neymiş mesele? Anlatayım. Barda cinayeti işledikten sonra odamıza gelen bir serseri vardı.
yazıyor, havadis yazıyor, havadis! Dün gece pavyonda işlenen meçhul cinayetleri yazıyor! Meçhul cinayetleri yazıyor! Buyur bey, buyur abi! Yazıyor, havadis, havadis! Dün gece pavyonda işlenen meçhul cinayetleri yazıyor! Yazıyor, havadis! Havadis yazıyor, cinayetleri yazıyor! Sigara kibrit emretmişsiniz, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Emirlerinizi bekliyorum efendim. Rica ederim, gidebilirsin. Ahmet ile Asım aynı tabancanın kurşunlarıyla öldürülmüş. Sabah sabah rahatsız ettiğim için özür dilerim abi. Rica ederim Ayyaş. Abi be, dün gece Karakedi pavyonunda işlenen cinayetlerden haberin var mı? Var. Sabahleyin gazetelerden öğrendim. Sence bu cinayetleri kim işlemiş olabilir? Bilmem. Hiç kimseden şüphelenmedin mi? Şüphelendim. Kimden? Zamanı gelince öğrenirsin. Abi be, şu cinayetlerin failini bir öğrenebilsem mükemmel bir röportaj olacak. Bu sayede gazeteye yeniden girebilirim. Bu hususta bana bilgi verebilir misin? Tabii, ama şimdilik bu imkansız. Bana güvenebilirsin abi. Senin de öğrenmek istediğin bazı şeyler olursa ben de sana yardım ederim. Teşekkür ederim. Seninle eski arkadaşım. Sana güvenmeyip de kime güveneceğim? Çakarsın ya, benim gazeteci dümeniyle girmediğim delik yoktur ha. Peki Ayyaş. Öyleyse ilk iş olarak bana bir an evvel pavyon sahibi Kenan hakkında yeteri kadar bilgi topla. Peki abi. Bütün bildiklerin şimdilik aramızda sır olarak kalacak. Ayıpsın be abi. Benden kir çıkar, sır çıkmaz. Hadi şimdilik bana eyvallah. Güle güle Ayyaş. Saat 4'te telefonunu beklerim, unutma. Bekle oğlum, şenlik başlıyor. Hey taksi! Şoför efendi, sola sapar mısın? Dakika beklen. Peki abi.
bu da ne tarafa böyle? Sen hiç kovboy filmine gitmemişsin oğlum. Eski kovboylardan kaç kişi kaldık? Ver o zımbırtıyı bana. Peşimde ne arıyorsun? Bak, ağzının ortasına bir tane atarsam İstanbul'un bütün dişçileri çare bulamaz. Suratım da hiç hoşuma gitmiyor hani. Beni bir daha takibe kalkarsan halin dumandır ha. Çince konuşmadık Teres. Cevap versene. Ha. Ben işaretten anlıyorum. Havaya bak, yere bak, sola bak, sağa bak. Zamanı gelince seni bülbüle çevirmesini bilirim. Sen şimdilik numarana devam et. Yere bak, yukarı bak, sola bak, sağa bak. Yere bak, yukarı bak, sola bak, sağa bak. Yere bak, yukarı bak, sola bak, sağa bak. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Yere bak, yukarı bak, sola bak, sağa bak. Havana, hadi hızlı, kızısınız değil mi? Evet. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim efendim. Babanız çok iyi bir arkadaşımdı. Aynı zamanda meslektaşımdı. Babanızdan son iş üzerindeki görevi almak için İstanbul'a geldim. Ancak kendisiyle 5 dakika görüşebildim. Buluşacağımız pavyona gittiğim zaman onu öldürülmüş olarak telefon kulübesinde buldum. Babacığım! Beni hayatta yapayalnız bırakıp gitti. Ben şimdi ne yapacağım? Üzülmeyiniz hanımefendi. Babanız vazifesi uğruna şehit oldu. Babamı niçin öldürdüler acaba? Babanız uyuşturucu maddeleri yurt içinde imal edip dışarıya kaçıran bir şebekenin peşindeydi. Herhalde bu şebekeye ait birçok bilgiler edinmiş olduğu için öldürüldü. Ama bu şebekeyi meydana çıkaracağım. Babanızın da intikamını alacağım. Bu hususta bana yardımcı olmanızı rica ederim. Ne gibi? Babanızın bu konuda elde ettiği bilgileri sakladığı bir yer olmalı. Bana onu söyler misin? Size faydalı olmaya çalışacağım. Zaten buna eminim. Affedersiniz, isminiz? Selma. Sizinki? Şimdilik Ali Cengiz. Bugünlerde babanızın ismine bir mektup geldi mi? Hayır. O halde beni iyi dinleyin. Bu gelecek mektup babanızın öldürüldüğü gece aynı pavyonda öldürülen adamdandır. Bu adam gizli şebekeye ait birçok şeyler biliyordu. Bildiklerini bu mektuba yazıp babanıza gönderdi. Babamın öldürülüşüyle bu adamın öldürülüşü arasında bir münasebet var mı? Var Selma Hanım. Maalesef her ikisi de aynı tabancadan çıkan kurşunlarla öldürüldü. Onun için bu mektup çok mühimdir. Gelir gelmez bana vereceksiniz. Kimsenin eline geçmemesi lazım. Bu mektup sayesinde çeteyi yakalayacağım. Neye baktınız? Hadi yürüyelim. Sonra size izah ederim. Bizi takip ediyor. Onun için siz şimdi hemen buradan ayrılıp gidin. Bu adamla görüştükten sonra sizi evinizde ziyaret eder. Peki. Ateşin var mı ahbap? Var. Buyurun. Bizi niye takip ediyorsun? Ben mi? Mezarlıktan beri bir gölge gibi peşimdesin. Sizin bir yanlışlığınız var beyefendi. Ben annemin mezarını ziyarete geldim. Söyle, kimin namına takip ediyorsun? Hiç kimsenin. Sizi ilk defa şimdi gördüm. Anlaşıldı, şenlik yapmadan dilin çözülmeyecek.
Söyle Lenteres, niçin takip ediyorsun? Demin de söylediğim gibi ben hiç kimseyi takip etmiyorum ki. Kenan'ı tanıyor musun? Hayır. Ben zavallı bir insanım. Doğruyu söyle bana. Ben zavallı bir insanım dedim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Beni iyi dinle yalı kazı. Bir daha elime geçersen çiğ çiğ yerim seni. Anlaşıldı mı düdük makarnası? Başın sağ olsun Selma Hanım. Sen sağ ol. Rahmetli babanızın namına gelmiş bir mektubunuz var. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Güle eyvallah. Hocanın demin verdiği mektubu. Bende mektup falan yok. Lütfen çıkın dışarı. Bırak ağız yapmayı da mektubu ver. Size yok dedim, anlamıyor musunuz? Etrafı ara. Anlıyorum. Hem de çok iyi. Söyleyecek misin? Ha? Mektubu verecek misin yoksa vermeyecek misin? Buldum mektubu. Ver o mektubu. Ah, şöyle yola gel. Ver bana mektubu. Hadi. Evvel tanımadığım iki adam babama gelen mektubu istedi. Vermeyince beni bu hale koydular. Mektubu aldılar mı? Evet. Mektubu okudunuz muydu? Hayır. Bu mektubu kız okumadı ya. Hayır, okumadı. Güzel. Bundan sonra kimse işimize mani olamayacak. Söylemeyen biri sizi görmek istiyor. Peki, gelsin. Buyurun, girin. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Bendeniz Adana Pamuk Tüccarlarından Ali Cengiz. Demek
Oğlumu öldüren adam sensin. Oğlunuzu ben öldürmedim. Peki kim öldürdü? Maalesef şu anda söyleyemem. Söyleyin lütfen. İstediğiniz kadar para vereceğim. Bir babanın oğlunun öldürülmesi karşısında duyduğu üzüntüyü tahmin edersiniz. Ne olur bana yardım edin. Çok rica ederim. Yalvarıyorum size. Müsaade eder misiniz? Bir tane alabilir miyim? Rica ederim, buyurun. İstediğiniz kadar para da alın. Yeter ki oğlumun katilini bulun. Şimdilik kalsın. Katili yakalayıp size teslim ettiğim zaman alırım. Oğlumuzun nişanlısı var mıydı? Vardı. Kim? Suzan isminde biri. Nerede oturuyor? Bilmiyorum, bilmek de istemem. Eyvallah. Buraya neden geldiniz? Bu sualinizin cevabı bir hakime veyahut da bir esrar imalatçısına göre değişir. İyi günler, hoşça kalın. Peki şeker, sen istedikten sonra tenha bir yer mi olsun? Bırak Sululu. Senin gibi enfes bir kadının istediği yere tabanca tehdidi olmadan da giderim. Kapa gaganı. Olur canım. Bu dededen kalma eviniz mi? Halbuki senin gibi güzel bir kadınla eğlenebilmek için daha güzel bir yer bulabilirdik. Kes sesini de dışarı çık. Yalnız dışarı çıktığın zaman bir sulluk yapayım deme, kurşunu beynine yer. Güzel bir kadına arkamı dönmek ha? Peki. Yürü. Hayatımda ilk defa bir kadın beni zorla sevişmeye götürüyor. Acaba böyle sevişmek daha mı zevkli oluyor? Hı? Kes tıraşı da yürü. Önden siz buyurun. Yürü. Pekala. Sizin gibi güzel bir kadınla sevişmek için fevkalade bir yer. Hadi başlayalım mı, ne dersiniz? Yaklaşma. Hayret. Yoksa ailenizden izin mi almak lazım? Ailenizde de hep sevimli mahluklar varmış. Bu yalı kazıklarıyla beni tanıştırmayacak mısın? Ha? Anlaşıldı, iş gene bize düştü. Bendeniz Ali Cengiz. Bu da birinci oyunum. Bu da ikincisi. Ali. Gel bakalım. Gel. Hadi bunu da öğren. Gelin. Eller yukarı. Oh.
Bayıldı. Biz gidiyoruz Kemal. Sen de iki kurşunla hesabını görüver. Hadi. Yeter. Ayı yaş. Oh abi sen misin? Geç otur. Oğlum Ali Cengiz, şenlik başlıyor. İçkileri getirdin mi? Tabii getirdim ahbap. Al bakalım. Mezelerin hazır mı? Bu vakitsiz ziyaretinizin sebebi ne? Parasız misafirlerden hiç hoşlanmam. Vay vay vay! Bizim kabadayıya bak. Olduğun yerde dur. Kuş beynin biraz olsun şarj ediyorsa otur şuraya da soracaklarıma cevap ver.
Vay canına. Ne kadar da emin konuşuyor. Öyle ya, tabanca bülbül eder insanı. Yumruğumun konuşmadığını kim söyledi sana? İstersen bir şenliğe başlayalım ha, ne dersin? Maksadın ne? Buraya ne için geldin? Beni dinle it. Buraya niçin geldiğimi pekala biliyorsun. Bilmiyorum. Hem nereden bileyim? Pekala. Öyle kabul edelim. Huysuz Ahmet'i zımbaladınız. O benim iyi bir dostumdu. Onu hakkınızda çok şeyler bildiği için, işinize gelmediği için temizlediniz. Öyle değil mi? Cevap versene it kırığı. Bu iş hakkında ne biliyorsan bir bir anlatacaksın. Şimdi söyle bakalım. İmana gelecek misin yoksa seni aktarmasız morga göndereyim? İmana geldinse başını salla. Söyleyecek misin? Söyleyeceğim, yapma. Söyleyeceğim tabii. Şöyle. Şimdi kulaklarını aç da beni iyi dinle. Dün gece pavyonda Kenan huysuz Ahmet'i niçin ve nasıl öldü? Söyle. Söyleyeceğim. Hadi bülbülüm. Ayağa kalk, söyle bakalım. Söyle. Peki abi. Hadi ötmeye başla. Vaktim yok. Geç şu kenara. Hadi geç. Geçiyorum. Bekliyorum, hadi. Konuşacak mısın yoksa şenliğe devam edelim? Peki, söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Kıpırdamayın. Nasıl? Şimdi konuşun bakalım itoğlu itler. Dün gece telefon kulübesinde öldürülen adam hakkında ne biliyorsunuz? Vallahi abi, o iş hakkında bildiğim yok. Söyleyin, Kenan öldürdü değil mi? Hayır, o adamı Kenan Bey öldürmedi. Kenan'ın öldürmediğini nereden biliyorsun? Bütün gece sahne arkasındaydım. Kenan Bey de Necla ablamın odasından hiç çıkmadı. Atmıyorsun ya. Anam babam ölsün ki doğru söylüyorum. Yalnız bir defa çıktı. O zaman da huysuz Ahmet'i temizledi abi. Peki huysuz Ahmet'i neden temizledi? Bilmem ki. Yalnız ortalarda fazla dolaşan adamları sevmez. Temizler. Bir gün o da belasını bulacak. İşte o zaman ben de bayram yapacağım. Neden? Kardeşim... Onun çok iyi arkadaşıydı. Bütün kirli işlerini o idare ediyordu. Kardeşim dediğin geçenlerde belediye hastanesinde komadan kurtulamayıp ölen değil mi? Evet, evet o. İyi düşün. Kenan suç aleti olan tabancayı ne yaptı? Gördün mü? Hayır, görmedim.
Peki ya sen ne biliyorsun? Benim hiçbir şeyden haberim yok abi. Bu garaja bakarım. Beni buraya Yusuf aldı. Evet, o bir şey bilmez abi. Kenan nerede oturuyor? 9. caddede Sümbül abi. Doğru söylüyorum abi. Şimdi beni iyi dinleyin. İkinizi de deliğe attıracağım. Orada bir mi? Kat 2'de oturuyorum. İnşallah yalan değildir. Kaldıktan sonra çıkacaksınız. Şunu da kafanızdan çıkarmayın ki. Kurtulunca kendinize namuslu birer iş bulun. Benden size dosya tavsiye. Pekala abi. Alo, ben Ali Cengiz. Nane sokağında bir garaj var ya, onun üstündeki odada iki koç sizi bekliyor. Gelip alın, tamam mı? Bin numaraya falan kalkmayın ha. Uslu uslu oturup bekleyin. Eyvallah. Yakalısın oğlum Ali Cengiz. Ali Cengiz. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Rica ederim. Buyurun, sizi dinliyorum. Beni tam 15 dakika sonra 49-37-23 numaradan arayın. Telefonda da sesinizi erkek gibi yapın. Neden? Unutmayın, bu çok önemli. Yarın tekrar sizi arayacağım. İyi geceler. Kalıbınızdan utanın be! Kazık gibi herifler! Nasıl dayak yediniz? Ah ulan Ali Cengiz ağa! Ne somurtuyorsunuz be! Yürüsenize! Susun be! Bir şey olmuş gibi ne gülüyorsunuz? Ah Ali Cengiz be ya! Hayatın benim elimde! Bana bak ekşi surat! Git Kenan Bey'ine Ali Cengiz'in geldiğini, kendisiyle görüşmek istediğimi bildir. Hadi yaylan yavrum, hadi. Saat 4'te ziyaretçi kabul etmek adetim değildir. Çıkın dışarı.
Benim de bildiğim ölümün eşiğinde olanlar ekseri bu saatte ziyaret edilir. Gecenin bu saatinde ne hakla buraya girerek zorbalık etmeye kalkıyorsun? Kenan Bey üstadım. Senin bütün dümenlerini çaktım. Ne demek istiyorsun? Hiç. Ölen Asım Bey'in kızından zorla aldığınız mektupta neler yazıyordu? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Şimdilik öyle olsun. Huysuz Ahmet'i niçin öldürdün? Sen neler saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum. Hakikatten bahsediyorum. Kabalık etmeye başladın Ali Cengiz Bey. Yok, zannetmiyorum. Hem sen ne diye başkalarına ait işlere burnunu sokuyorsun? Eğer aklın varsa git Adana'ya pamuklarını sat. Tavsiyene çok teşekkür ederim. Bana bak, senin de aklın varsa hemen pılını pırtını topla, doğru Yeşilçam sokağına git. Belki tarihi filmlerde oynatırlar seni ha? Ne dersin? Yaptığın kabalık yeter artık. Çık dışarı! Mallar ne zaman sevk ediliyor? Hı? Malları ne zaman sevk ediyor? Oo, maşallah, bütün sülale buradaymış. İyi ki gelmiş. Şimdi de sen ver bakalım silahları. Yürü şöyle. Beni öldüremezsiniz. 10 dakikaya kadar otelime dönmezsem burada olduğumu polise bildirecekler. Biz öyle kurt masallarını çok dinledik. Pikabı çalıştır. Ve sesi sonuna kadar aç. Müzikli ölüm dostumuzun hoşuna gider. Beni arıyorlar. Sen var. Alo, buyurun. Ali Cengiz Bey'i istiyorum efendim. Kimi? Ali Cengiz Bey'i mi istiyorsun? Onu istiyorlar. Telefonuna teşekkür ederim. 15 dakikaya kadar dönmezsem dediğimi yap. Ne yapacağım? Hadi uçlan bakalım silahımı. Hoşçakalın ahbaplar. Benden sana nasihat Kenan Bey. Ayağını denk at, zira tarihi bıyıkların hiç hoşuma gitmiyor. Bay bay, gene görüşürüz. Akşam da sizleri bize beklerim. Ahbap kapıyı aç. Hadi kapıyı aç dedim. Gitti. İzimizi kaybetmek için buradan uzaklaşmalıyız. Çok iyi olur. Öyleyse beni dinleyin. Sen. Babamın katilini yakalamayı öyle arzu ediyorum ki. Kim bunlar? Niçin yaptılar? Katili ve mektubun kimler tarafından alındığını ben çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz da niçin yakalamıyorsunuz? Yoksa korkuyor musunuz? Hayır, korkmuyorum. Sadece mantığımla hareket ediyorum.
Bu adamlar zannettiğin kadar basit katil değiller. Bütün bu işlerin arkasında büyük bir eroin şebekesi, çok geniş bir teşkilat var. Bunun meydana çıkması için yavaş yavaş hareket etmek lazım. Yani mantık yoluyla. Bilmem anlatabildim mi? Yanlış anlamayın. Beni hadiseler öyle korkuttu, öyle şaşırttı ki ne dediğimi, ne yaptığımı bilmiyorum. Birinin himayesine ihtiyacım var. Ne olur beni yalnız bırakmayın. Korkma, bunu da özel bir vazife olarak üzerime alıyorum. Sana çok şeyler borçluyum Çetin. Beni teselli etmek için elinden geleni yapıyorsun. Sen olmasaydın ıstırabımın içinde bunalır, perişan olurdum. Ben vazifemi yapıyorum. Vazifen herhalde beni gezdirmek, eğlendirmek değil. Demek böyle işlere de yarıyorum. Ne mutlu insanım ben. Ben de mutluyum Çetin. Elbiselerim hazır olsun. Hemen alıp gideceğim. Robert. Avrupa'ya beni de götüreceksin değil mi? Tabii Leyla. Sensiz seyahati hiçbir zaman düşünmedim. Ne var? Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne istiyorsun? Sizinle yalnız konuşmam lazım. Ya. Leyla. Sen evine git. Çağırdığım zaman gelirsin. Peki. Buraya gelmekle iyi etmedin. Ya seni takip ediyorlarsa? Merak etme patron. Gemiden haber yok mu? Var. Aldığım habere göre gemi 5 gün sonra burada olacak. Onun için malların 2 gün içinde bitmesi lazım. İstediğiniz kadar mal 2 gün sonra hazır. Güzel. Yalnız bir müddet için sizlerin de gizlendiğiniz yerden çıkmamanız lazım. Bu da sorulur mu şekerim? Yarım kalan aşk sahnemizi tamamlamak için geldim. Lütfen çıkın gidin buradan. Emin olun, o günkü işte benim hiçbir günahım yok. Ölümle tehdit ederek yaptırdılar. Sebebini dahi bilmiyorum. Sizi ölümle tehdit eden kim? Bilmiyorum. Yalan. Söyle Suat'la ne alakan var? Ben böyle bir kimse tanımıyorum. Öyle mi? Peki saat 4'te neredeydin? Rahmi Bey'in evinde. Hı? Demek Suat'ın diğer ismi de Rahmi, öyle mi? Bilmiyorum. Söyle, Rahmi dediğin adamla Kenan'ın alakası var mı? Niye cevap vermiyorsun? Hı? Korkuyorum. Ne? Demek korkuyorsun. Peki söyle kimden? Bilmiyorum. Arkadaşlar, işin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gemi 4 gün sonra burada olacak. Malları teslim ettiğimizde milyonlara kavuşacağız. Bu paralarla hepimiz başka başka, yani istediğimiz memleketlere giderek rahat bir hayat yaşayacağız. Onun için şu kısa zaman içinde çok dikkatli hareket etmemiz icap ediyor. İşlerimize daima burnunu sokan Ali Cengiz denen it, son tehdit mektubunu da alınca peşimde dolaşmaya devam ederse şu planı tatbik edeceğiz. Dinleyin. Eğer Ali Cengiz'in ben... Susan Hanım'ın evi burası mı? Evet. Peki kendisi burada mı? Hayır, 3-4 gündür gelmedi. Biz de onu merak ediyoruz. Zaten o uğursuz Ahmet'le nişanlandıktan sonra kızın başına gelmeyen kalmadı. Teşekkür ederim.
Cengiz abi! Ali Cengiz abi! Neredesin be abi? Seni aramaktan dizlerimde derman kalmadı. Nihayet huysuz Ahmet'in nişanlısını bulup danıştım. Kızcağız her şeyden korkuyor. Senden bahsedince öyle sevindi ki görme. Telefon numaranı verdim, ilk fırsatta telefon edecek sana. Teşekkür ederim. Daha birçok şeyler öğrenmek üzereyim. Öğrendikçe kıymetli abime anlatırım. Sağ ol. Hadi eyvallah. Bir şeyler içseydin. Yok, şimdi işim var, başka zaman. Eyvallah. Anlattığım gibi... Ali Cengiz'e Ahmet hakkında bir şeyler söyleyeceğim diye telefon edecek misin, etmeyecek misin? Hayır. Artık kirli işlerde zalet olmayacağım. Ahmet'i de sizler öldürdünüz. Beni de kaçırıp polise bir şeyler söylerim diye yıllarca hapsettiniz. Sus diyorum sana. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yapacak mısın? Söyle, yapacak mısın? Evet, yapacağım. Önce şu zırıltını kes, ne konuşacağını biliyorsun. Söylediklerimden başka bir şey yumurtlayacak olursan... ...karışmam sonra. O kadar. Alo, buyurun. Konuş. Hadi. Kiminle konuşuyorum? Pamuk tüccarı Ali Cengiz. Ben de geçenlerde pavyonda öldürürler. Ahmet'in nişanlısı Suzan. Memnun oldum hanımefendi. Sizi rahatsız etmemin sebebi... ...geçen gün Ayyaş denilen bir arkadaşınızla tanıştım. Benimle görüşmek istediğinizi söyledi. Onun için sizi aradım. Evet, doğru. Ben de sizinle münasip bir yerde konuşmak istiyorum. Peki öyleyse sizi Ali Bey köyündeki 14 numaralı harap ahşap evde bekleyeceğim. Güzelim, artık çektiğimiz sıkıntıların sonu geldi demektir. Yarın gece yarısı malları teslim ettikten sonra elimizi kolumuzu sallayarak buradan uçup gideceğiz canım benim. Şu andan itibaren kendimizi dünyanın en zengin bir çifti olarak görüyorum. Avrupa'nın o güzel şehirlerinde seninle ben rahat bir hayat yaşayacağız. Kenan. Ne canım? Bak, şu anda aklıma bir fikir geldi. Ne gibi? Patronu bir dümenle kazıklayıp paralara ikimiz konmalıyız. Tabii yavrum. Baksana. Sizi telefondan istiyorlar. Alo, evet benim, sizi dinliyorum patron. Nasıl? Ali Cengiz mi dediniz? Rahatsız mı etti sizi patron? Ben ona haddini bildiririm. Siz hiç üzülmeyin, münasebetsiz küstah herif. Ahlaksız. Üzülme Kenan, her şeyin bir kolayı bulunur. Mesela...
sevdiği kızı kaçırıp elimizde rehin olarak tutsak? Ha? Fena fikir değil. Çocuklar, Selma'yı bulup buraya getireceksiniz. Tabii kimseye bir şey hissettirmeden. Hadi marş marş. Bakalım Ali Cengiz Bey bu sefer yakayı nasıl kurtaracaksın? Sevgilim tehlikede. Alçak herifler! Beni buraya niçin getirdiniz? Benden ne istiyorsunuz? Çok mu merak ettin güzelim? Zamanı gelince öğrenirsin. Yalnız bir müddet misafirimiz olarak kalacaksın o kadar. Sakın kaçmayı düşüneyim deme. Zira biricik sevgilinin hayatı sana bağlı. Yoksa ona bir şey mi oldu? Şimdilik hayır. Ama ileride olabilir. Şimdi nerede o? Çok mu merak ettin? Hanımefendiye sevgilisini gösterin de içi rahatlar. Pekala. Buyurun. Buyurun. Artık kimse bize mani olamayacak. Aa. Sevgilini özlemedin mi? Hadi gir içeriye. Hadi. Hani? Burada yok. Üzülme. Yakında gelecek. O gelinceye kadar da yalnız kalmayacaksın. Biz eğlendireceğiz seni. Dur. Dur bakalım. Ver. Ver diyorum. Yalvarırım ver. Ne olursun ver. Vereceğim. Vereceğim tabii. Ama sen de dediğimi yapacaksın. Ali Cengiz'i öldüreceksin. Ver diyorum. Yalvar. Yapamam. Söyledim sana. Çok eski arkadaşım. Aynı sıralarda beraber okuduk.
Beraber oynadık, beraber büyüdük. Nasıl yaparım? İyi ya işte, ben de istisnai muamele yapıyorum. Daha 10 paket vereceğim sana. Düşün, arkadaşını nasıl değerlendiriyorum. Şimdiye kadar paket başına adam öldürüyordun. Biliyorum. Ama şimdiden sonra kimseyi öldürmeyeceğim. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Yalvarırım, anla beni biraz. Anla ve biraz insan ol. İnsan mı? İnsanlar yaşarlar. Yaşamak için de öldürmek lazım. Bak, öleceksin neredeyse. İlacın benim elimde. Bunu alıp yaşamak için de onu öldürmek lazım. Yapamam. Yapamam dedim sana. Ne olur ver. Yalvarırım. Ver! Ne olur. Kalk defol git buradan. Ne olur. Bundan sonra beyazını da aziz arkadaşından alırsın. Dur. Ver cana. Gene sen kazandın. Ali Cengiz oğlum, bıyıksız da fiyakalısın ha. Alo. Sen misin abi? Ben Ayyaş. Bir saat sonra metruk yerde buluşalım. Burada söyleyemem. Olmaz dedim. Biraz sonra kaldıkları yeri de öğreneceğim. Bir saat sonra metruk yerde. Unutma. Peki, geleceğim. Hadi bakalım yaylan. Silahı bana. Ben de seni bekliyordum. Biliyorum. Bana yalnız sır verecektin, pusu kurmayacaktın. Pusu mu? Ne pususu? Numarayı bırak. Onların hesabına çalıştığını biliyorum. Hadi söyle. Kim bunlar? Yok. İnlerin neresi? Vallahi bilmiyorum. Yalan yere yemin etme. Beni enayi mi sanıyorsun?
bütün numaralarını çakıyorum. Kenan'ın garajına gittiğimi yalnız sen biliyordun. Ölen adamın nişanlısını aradığımı yalnız sen biliyordun. Seni telefon etmeye yolladığım zaman neden soldaki birinci kulübeye girmedin de bozuktur yazılı kulübeye baktın sonra yanındakine girdin? Hadi. Ben söyleyeyim. Çünkü öldürdüğün adamın cesedinin hala orada olup olmadığını merak ediyordum. Yalan. Hadi bakalım öt şimdi. Sıra bendeydi değil mi? Bilmiyorum. Konuş. Bilmiyorum abi. Dur. Dur bir dakika. Her şeyi anlatacağım. Çabuk anlat. İşte. Tamam Ayyaş, sonun geldi artık. Ne işin vardı da bu pis işlere karıştın? İyi bir gazeteciydin sen. Hadi bakalım konuş. Kim bu herifler? Nerede bulunurlar? Selma'ya ne yaptılar? Buradasın ha? Ben de seni arıyordum. Mallar nerede? Mallar? Mallar burada, aşağıda. Ayyaş okumuş Ali Cengiz'e, polis basacak diye ben de kaçırdım. Sizi arıyordum, haber vermek için. Peki, yeni andım. Mallar nerede, onu söyle. Aşağıda dedim ya, arabanın bagajında. İnanmıyorsan gel bak. Tabii inanmıyorum. İşimiz bu değil mi? Adam kazıklamak. Bana bak Kenan, birbirimizi kazıklamayalım. Bu kadar zamandır beraber çalışıyoruz. Hiç birbirimize kazık attık mı? Orası öyle ama yine de belli olmaz. Hadi düş önüme. İnanmıyorum sana artık. Pekala. Bakalım. Hadi. İşte bak, inandın mı şimdi? Henüz emin değilim. Biraz su verir misiniz? Gemi geldi, işareti aldım. İkinci işaret gelir gelmez gideceğiz. Güzel. Thank you.
gene de fiyakalısın oğlum. Nasılsın? Ah, Çetin. İşaret veriyorlar. Güzel. Çok güzel. Olabilirler. Sen git polislere haber ver. Tepenin arkasında bekliyorlar. Biletin buraya kadar Kenan Bey. Masken düştü artık. O kadar sevinme. Buradan sağ çıkacağını mı sanıyorsun? Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Hepimiz tetikteyiz. İç! Adamlarını kastediyorsan hiç merak etme. Hepsini yazlığa gönderdim. Seni bekliyorlar. Hadi yürü. Yürü. Sallanma. Götürün. Ahmet, buraya bak. Ne haber? İmalathane basıldı beyim. Bütün çete efradı yakalandı. Biri bile kurtulamadı. Aşağıda iki kişi daha var. Onları da alın. Başüstüne beyim. Selma. Rica ederim, bakmayın.